Değerli izleyenler, muhabirlerimiz Sevgi Nur Çiftçi ve Büşra Fidancıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Eğitim alanında lisenin sonunda yer alan Şanlıurfa'yı öğrencilere ve velilere eğitim sistemindeki temel sorunlar neler diye sorduk. Öğrenciler ve veliler farklı sorunlara dikkat çekti. Detaylar haberimizde. Şanlıurfa eğitim alanında birçok ile göre geriden geliyor. Kentin kanayan yarası olan eğitim sistemindeki yetersizliği gün yüzüne çıkarmak için öğrencilere mikrofon uzattık. Şanlıurfa'da eğitim ve öğretimdeki sorunlara dikkat çekmek için kentte hem öğrencilere hem de velilerin sesine kulak verdik. Da şu anda yani onları okula gönderince yani tam bir şey yapamıyoruz. Biraz sıkıntılı. Evet, güvenemiyoruz yani. Bence yetersiz. Aynen. Bu neyden kaynaklanıyor bu? Bu neyden kaynaklanıyor? Biraz bizim insanlarımızın çabası yetersiz kalıyor. Yani ister isterseniz bizim öğrencilerimiz çok şey istiyor aslında. Bundan da kaynaklı. Tabii eğitim sisteminden de kaynaklı. Hani başa gelen insanlardan da kaynaklı. Yani şikayetçisiniz eğitim sistemi. Şikayetçiyiz, çok şikayetçiyiz. Bu eğitim sistemi özellikle saatleri değişmesi gerekiyor. Ders saatleri. Ders saatleri aynen. Saat 8.30'da ders mi olur? Geliyoruz uykulu uykulu ders işliyoruz. Eğitim sistemimiz, müfredatımız yani pek iç açıcı değil. Yani eski yalan dolan şeylerden. Yalan bir tarihimiz var. Yalan bir tarihimiz var. Görüyoruz şimdi. Kahraman diye bildiklerimiz neler ihanetler yapmış. Yani bunun değişmesi lazım. Gerçek Osmanlı tarihi arşivlerine inmemiz lazım. Onları bir milletimize anlatmamız lazım. Şimdi Osmanlı'ya sövüyorlar. Osmanlı'ya, ecdada insan söver mi? Öğrenciler tercih ettiği zaman en iyi tercih etmeleri lazım. Mesela eczacılık, doktorluk, inşaat mühendisliği, mimarlık yahut da sanat olan şeyleri itmeleri lazım. Türkiye'de bunun 80 yılında dünyanın üniversitesi var. Adam 2 yıl okuyor, boşta kalıyor. Seçmiyor yani. En iyisi okuması lazım. En iyisini okursa başlıyor.